Hayatımda yediğim en güzel kıymalı börek. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Allah. Üf, üf, üf. No, no, no. Kim o? Günaydın. Merhaba Hamidi. Çağatay Bey. Günaydın. Acaba iş yerine gelmeyi düşünüyor. Kıymalı börek mi o ya? Ha. Ha? Evet. Tamam. Çıkacağım, dükkana geleceğim. Evet. Ameli börek yapmış. Tutturdu, illa yedirmeden göndermem. Ben senin için uğraştım o kadar filan. Şimdi ne yapsaydım yani? Doğru, doğru. Bir yerde de iyi yapmışsın. Bir kal bakayım şuna. Sen olsan yemez miydin? Ağzımdaki bu sunumdan cevap vereceğim lan. Anne, bir çay mümkün olabilir mi acaba, bir çay? O ne ya, börek mi o? Sana Çağatay abi, elini aldım ama. Bu ne ya? Ha? Ha? Üf. Çok güzel. Çok güzel abi. Evet ya. Son dediğini anlamadım. Ha? Çok bir şey. Bir tonuş var oğlum. Ha, çok, çok. Çok bir tonuş var. Tamam mı? Ha? Ama şey tadı yanında. Ah, Rukiye abla, dur kız, dur, ne yaptın? İyi Yıldızcığım, ne yapayım vallahi işte. Ya şey gitti bizi Huriye Hanım'a hastaneye ziyarete de almadılar içeri, kapıdan geri döndüm, merak da ediyorum kadına. Kız, ben onun geliniyle görüştüm, Şeker'denmiş. Ay kıyamam. Kız Rukiye abla, gelirken markete uğradın mı, kıymada büyük indirim varmış. Sabah erkenden hallettim ben onu. Ay. Tabii tabii, tam bir kilo aldım. Ay, görüyor musun sen? Çeşit çeşit yemek yaparsın. Ben fırsatı kaçırdım. şey yapacağım. Kıymalı börek yapacağım. Canın çekmesin. Ondan sonra diyorum bir etli yaprak sarma yaparım şöyle. Bir böyle büyük bir tencere. Sonra bir de işte illa kalır. Ondan da böyle bir, belki böyle bir sıcak, hani havalarda soğudu ya. Böyle bir şehriye çorbası, domatesli, kıymalı böyle. Güzel. Oh, ha? oh. Üç gün aradan çıkardın sen. Çıkardım tabii sen. Tüh be, ben börek kaçırdım. Yapınca haber vereyim sen. Sen seversin. Ay Rukiye abla, ver. Bak ben kıymalı böreğim böyle, hani o şey, böyle sulu sulu oluyor. Onu seviyorum. Tamam. Ha, tamam. Gelirim ben yemeğe. Tamam. Haber veririm. Tamam. Kuzum benim. Tamam. Tamam canım. Hadi o zaman. Hadi. Hadi, hadi kolay hadi gelsin. Haber ver. Tamam, vereceğim. Ay. Vereceğim. Ay. Vereceğim. Ama Çağatay abi, sen en kıymalılarını yiyorsun. O benimdi mesela. Konuşma be. Al işte. Bir de kıymayı al. Bunu sen al. Bunu ben aldım o zaman. Hemen mızıkçılık ya. Al. Al bunu sen al. Ya al. Çok mu yedim ya? Hı? Ha? Çok götür götür ya. Hadi göm. Bittiğimi söylüyorsun. Hadi hadi, kalmayacak. Kalmayacak. Ah. Al kız. Al. Ayıp olmaz değil mi? Hoş geldin. Hoş bulduk canlarım. Merhaba anneciğim. Ay. Oh. Aman yoruldum be. Oh, ay mis gibi börek kokuyor. Börek mi yaptınız? Evet. Bilmeden sen de yesene bunlar. Saldırırlar. Saldırırlar. Ay dur bir nefes alayım. Ay bey, ay ben yapacaktım bir. Ne acele ettim be çocuğum. Nasılsın? O kıymanın ne kadarıyla yaptın bu böreği bakayım sen? Hepsiyle. Efendim? Kıymanın hepsini kullandım. Sen bir tepsi böreğe kıymanın, bir kilo kıymanın hepsini mi kullandın? Eline sağlık Ameli. Çok güzel olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Dükkana bekliyorum. Bana müsaade. Anneciğim iyi günler. Gel sen şuraya. Görüşürüz abi. Görüşürüz şuna. Abi. Hay tamam. Cevap alamadım. Hepsini mi kullandın? Konuşsana çocuğum. Anlamadı. Şeyi yap, çevir. Çağatay. Şeyi çevir. Bir kilo kıymanın tamamını mı kullandın böreğe? Çevir bakayım. Anlamadı çünkü o bir... Bir kilo kıymayla... Doğru mu? Bir tepsi börek yapmış. Yani... Ya. Olacak şey değil. Olacak şey değil. Yani. Yani tamam anne ya. Kız börek yapalım dedikten sonra dedim ki malzemeyi bol koy dedim. Bol malzemeli olsun. Öyle daha lezzetli
dedim. Çok güzel olmuş. Ben ama bir Çağatay, bir sus. Rica ediyorum, bir sus. Sus. Ben sen börek yapacağım dedin ya. Tamam canım, anladım ben. Sus, tamam, anladım ben. Yani ben sana geldiğinden beri ne anlatmaya çalışıyorum? Tutumlu olmayı, hani birazcık dikkat etmeyi değil mi? Şu aile bütçesini anlatmaya çalışıyorum ama... Çok affedersin, çok affedersin. Siz Belçika'da bu böreği böyle mi yapıyorsunuz? Ben yabancı gelinim, ben hiçbir şey bilmem zaten. Ya ne bilsin kız, ha? Ne bilsin senin bir kilo kıymadan 85 çeşit yemek yapacağını? Nereden bilsin bu kız? Bilecek, bilecek efendim. Bugüne kadar ben ne yapıyorsam onun iyiliği için yapıyorum. Anlatmaya çalışıyorum ev ekonomisini nasıl geçindirilir, aile nasıl... Bunu hep anlatmaya çalışıyorum ama demek ki ne olmuş? Boşa konuşmuşum. Buyurun efendim, buyurun işte. Ya biz taşınalım en iyisi. Seninle bu kızla dertlerin bitsin yani. İki lafın başı da taşınmak. Taşının da kurtulun. Taşın. Halbuki şu benim söylediklerime bir kulak verseniz daha iyi olmaz mı Çağatay Bey? Ama taşınalım da taşın. Taşının da kurtulun. Ama neymiş bu taşınmak? Gidin güzel güzel kiranızı verirsiniz. Kim bilir kaç para kira ödersiniz. Karın öyle bir kilo kıymayla bir tepsi börek yapar. Sen zaten işe gitmiyorsun. Çok da güzel geçirip gidersiniz siz. Ben de görürüm. Ben de görürüm. Merhaba. Merhaba çocuğum. Bir kilo kıyma aldım. Dolaba koyuyorum, tamam? Yahu ben şu bir kilo kıymanın derdini demeyeyim be çocuğum. Ben size bambaşka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Yani afiyet olsun. Yediyseniz yediniz kıymayı. Benim derdim o değil ki. Anne. Bir kilo kıyma aldım. Artık 85 çeşit yemeği rahat rahat yapabilirsin. Gönül rahatlığıyla. Oh, 85 çeşit yapacaksın artık. Bunun köftesi şey değil mi? Ne oluyor ya? Anne? Anne ağlıyor musun sen ya? Canım benim. Benim derdim kıyma mı sanki? Ben biliyor, sen ekonomi öğretiyor bize. Parayı idareli harcamamızı istiyorsun. Haklısın, ders vermek istiyorsun bize. Ben biliyor, anlıyor. Ya üzük mü seni anlıyor? Ya çocuklar. Ya bir şey söylüyorum. Hemen taşınalım. Hemen taşınalım biliyorsunuz. Allah ya. Ya demiyoruz ya. Yok ne taşınması? Buradayız ya. Yok taşınmamışım mı? Tamam demiyoruz. Demeyeceğiz ya. Aa. Ya yapma ya. Anne lütfen ya. Hadi. Yazın. Tamam. Pardon.